Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı kapılarını açtı. 4 gün sürecek fuarda Türk savunma sanayisinin geliştirdiği hava araçları, kara araçları ve mühimmatlar yer alıyor. Fuara 1200'den fazla yerli ve yabancı firmalar katıldı. Firmalar arasında çeşitli sözleşmeler imzalanıyor. Özellikle Türk savunma sanayisinin geliştirdiği hava ve kara araçları yoğun ilgi görüyor. Şu an Sarsılmaz Savunma Sanayi AŞ'deyiz. Fuarda ilk kez sergilenen uçak savarla ilgili bilgiler alacağız. .12-7.99 mm uçak savar, 38 kilogram ağırlığında bir ürünümüz. Kalifikasyon aşamasında 2022'nin başında da 12-7'nin teslimatları yapılacak. Sarsılmaz'ın en küçük silahı SAR-9 hakkında bilgi alacağız. SAR-9 SC modelimiz. Subcompact sınıfında 12+1 kapasiteye 9-19 mm. Hem tritium hem de fiber optik gez ve arpacık sistemine sahip. Havacılıkta kullanılan alüminyum alaşımlı bir tetik kullanılmıştır. Şu anda piyasaya yeni çıkacak bir üründür ve ağırlığı 500 gramdır. Aselsan ürettiği çok maksatlı silah sistemi Göker, savunma sanayi fuarı İDEF'te sergileniyor. Aselsan'ın millileştirilmiş ürünlerini sergilediği stand İDEF'te ilk kez yer alıyor. Şimdi onları inceleyeceğiz. TÜBİTAK-SAGE Genel Müdürü Gürcan Bey birazdan bize Türkiye'nin İHA mühimmatları ile ilgili bilgi verecek. Biz TÜBİTAK-SAGE olarak İDEF'te yeni mühimmatlar da sergiliyoruz ve bunlar doğrudan İHA'larda kullanılmak üzere tasarlanıyor. İşte daha önce biz İHA mühimmatı olarak Bozok çalışmıştık. Şimdi Kuzgun mühimmatını biz doğrudan İHA'larda kullanmak üzere bir mühimmat ailesi geliştiriyoruz. Tabii bu farklı İHA'lar dışında Hürkuş, Hürjet ve savaş uçaklarında da kullanabilecek ama öncelik dediğimiz platform İHA'lar. Kuzgun mühimmat ailesinin serbest süzülen katı yakıtlı ve turbojetli varyantları olacak. Kuzgun bizim 100 kilogram sınıfında bir mühimmatımız. Bunun bir serbest süzülen yani itkisiz modeli olacak. Bunun dışında turbojetli dediğimiz yani kendi turbojet motoru ve yakıt deposu olan çok daha uzun menzilli 200 kilometreden üzerinde menzili olan bir versiyonu olacak. Bir de katı yakıtlı da bir versiyonu olacak. Farklı operasyonel konseptlere göre kullanılabilecek. Gökçe var orada. Onlardan... Gözde ve Gökçe evet. O da bizim hassas güdüm kiti olarak Türkiye'nin 2000'lerde tasarladığı yurt dışından aldığımız ve Türkiye'de TÜBİTAK-SAGE tarafından tasarlanıp geliştirilerek yurt dışı bağımlılığını bitirdiğimiz güdüm kiti ailesi. MAK serisi bombalar, MAK 82-83 bombalarıyla beraber kullanılan güdüm kitlerimiz vardı. Hassas güdüm kiti. Biz Gözde'de hassas güdüm kitinin biraz değiştirdik ve İHA'lardan atılıp aynı zamanda da hareketli hedeflere ulaşabilecek ve lazer arayıcı başlık içeren bir versiyonu çıkardık ve buna Gözde ismini verdik. Yine hassas güdüm kitinin lazer arayıcı başlık ve yeni kanat yapısıyla hareketli hedeflere angaja olacak şekilde tasarlanmış olan Gökçe versiyonunu çıkarmış olduk. Bunlar
hem uçaklarımızda, savaş uçaklarımızda, F-16'larımızda, F-4'lerimizde kullanılabilecek ama aynı zamanda da İHA'larda da Akıncı Aksungur gibi faydalı yük taşıma kapasitesi yüksek İHA'larda da kullanılabilecek. Gözde bu yıl içinde tamamlanacak. Gökçe'de 2022 yılı içinde tamamlanacak. TUSAŞ AŞ tarafından üretilen Milli Muharip Uçağı da İDEF'te sergileniyor. Milli Muharip Uçağı'nın 18 Mart 2023'te hangardan çıkması hedefleniyor. Hürjet'imiz uçuyor, Atak 2'miz uçuyor, T-929. Hürjet çok özel ve önemli bir proje Türkiye için. Bu projenin iki yararı var. Bir, çok sayıda insan yetiştirdi bize diğer projelere. İkincisi de sıfırdan tasarlanan, tümüyle sıfırdan tasarlanan bir uçak ve Türk mühendislerinin yaptığı bir uçak. Havelsan tarafından geliştirilen içerisinde insansız kara ve hava araçlarının olduğu dijital birlik İDEF'te sergileniyor. Silahlı kuvvetlerin envanterinde yer alan bütün kara ve hava araçlarının lastik ihtiyaçları için artık ülkemizin dışa bağımlılığı yok diyebiliriz. Motor zor bir alandır. Bu alana cesaret edip bu alanda proje başlatmak Savunma Sanayi Başkanlığımızın bence çok önemli bir başarısıdır. Biz de bu projede elimizden geldiği kadar gayret gösterip yaklaşık 10 senedir bu motoru geliştirmek için tamamen milli ve özgün bir motor geliştirmek üzere uğraştık. Bugün ilk kez buraya getirilen bu fuarla birlikte görücüye çıkan aracımız Alkar R8 adını verdiğimiz 8 tekerlekli tamamıyla elektrikli. Kendi içerisinde bir range extender'a sahip, yani mesafeyi artıracak bir dizel jeneratöre sahip seri hibrit bir araç kendisi. 2,5 ton sınıfında level 3 ve level 4 seviyelerine kadar koruma faktörünü sağlayabilen bir insansız kara aracı. Kolu kuvvetlerini ve güçlerinin taleplerine göre yapılacak değişikliklerle birlikte 2022 yılı içerisinde seri üretime geçmesi planlanıyor. İDEF 2021'de kara araçlara dikkati çekiyor. Şu an BMC standındayız. Envantere girmesi beklenen Altay tankının önündeyiz. Altay tankının çalışmalarında sahadan edinilen tecrübeler çok büyük rol oynuyor. Çalışmalar son sürat devam ediyor. Muadillerine göre yaklaşık %200 daha hafif bir silah sistemini yüksek kalibrede yapay zeka ile donatıp 4x4 küçük araçlarda hafif tanklara kadar kullanabileceğiniz modüler bir sistem yarattık. Hızlıca tarama yapıyorsunuz. Gözden kaçırma olasılığınız çok yüksek. Ama yapay zekanın böyle bir lüksü yok. Siz o bölgeyi araştırırken arada bir araç saklanıyorsa sadece burnunun yarısının görünmesi bile yapay zekanın o aracı tanıması için yeterli.